Sizi çekemeyenler var mı? Arkanızdan konuşanlar var mı? Üzülmeyin, benim de var. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra Baysu. Böyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü arkamdan konuşuyorlar, yüzüme gülüyorlar, arkamdan ne diyorlar, her şeyi gördüm. Bugün turuncu bir makyaj yapacağım. Gördüğünüz üzere her şeyim turuncu. Olabildiğince turuncu bir makyaj yapacağız. Ve biraz da böyle arkamızdan konuşanlar, o sinsi yılanlar, onları biraz da biz konuşalım. Öncelikle dudaklarımı nemlendiriyorum. Bunu biliyorsunuz artık zaten. Dudaklarımı nemlendireyim. Bak, aynamı bu sefer bu tarafa aldım. Bir hafta oldu kameranın önüne gelmeyeli. Şimdi ben bir suratımı nemlendireyim. Bu Garnier'in güneş koruyucu, sütlü bilmem ne nemlendiricisi ama koruyucusu işte. Ben bunu nemlendirici olarak kullanıyorum. Velhasıl kelam, o bizim arkamızdan konuşan, o sinsi yılanlar, kendini bilmeyen hadsizler, onlar ne kadar fenalar ya. Sizin de elbet ama elbet arkanızdan konuşan insanlar vardır. Çünkü bu arada arka planımın mazur görün. Bir şeyler yapmaya çalıştım ama olmadı olduğu kadar. Yani çok sinsisiniz. Karşınızdaki insanları sizden salak, sizden daha aptal görüyorsunuz. Ama o iş hiç de o sandığınız gibi olmuyor canım. Şimdi bu Dermacol'un bendeki en açık rengi olan çok yoğun bir fondötenini suratıma bir yedireyim. Ay ay, doldum. Bugün benim eşimin doğum günü. Kendisiyle kavga ettik bugün. Yani doğum gününü dahi kutlamadım ama unuttuğumu ve bu denli davranışlarımdan ötürü hiç umursamadığımı zannediyor. Davranışlarımızdan kastım, çok tartıştık bugün. Bayağı hem de. O sebeple umursamadığımı zannediyor onu. Ama halbuki ben onun doğum gününü kutlayacağım. Kutlamazsam içimde kalır. Ay ay. Şimdi bu arkamızdan konuşan o yellozlar var ya, o yelloz. O kenarımın dilberi var ya, o kenarımın dilberi. Buradan konuşuyorum. Sen beni abonelikten çıkmışsın. Takipten çıkmışsın. Ay ne üzüldüm. Kıyamam. Ağlarım ama. Gözyaşım pıt. Çıkmış takipten, abonelikten. Ya sen olsan ne? Olmasan ne? Sen bugüne kadar benim hayatımda var mıydın? Yoktun. Bu saatten sonra olmasan ne kaybederim ki? Çok üzüldüm ya gerçekten. Nasıl bana bunu yapabildin? Nasıl yaptın? Zaten ben senin karakterinin farkındaydım. İyice ne bu yaptığın davranıştan sonra cuk diye yerine oturdu. Vallahi helal olsun. Ama Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki ben de zaten bahane arıyordum. Pat diye yerine oturdu. Ay ay. Bir de böyle yalan söyleyen insanlar çok konuşur. Ça 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 motora bağlıyor. Hadsiz. Ben anlamıyor muyum senin yalan söylediğini? Bir de kendini haklı çıkarmaya mı çalışıyorsun sen? Ay ne üzüldüm, ne ispatladın bana, ne kadar çok yanlış düşünmüşüm ben. Ay yavrum benim, kıyamam. Şimdi fondötenimizi yedirdik. Şimdi ben bir kaşlarımı doldurayım. Yine bu Golden Rose'un, anladık, bu kaş paletiymiş. Ben hala kaş paleti diyorum ama bu far paletiymiş. Bunu ben bir kaşlarıma yedireyim diyecektim ya, doldurayım. Ya. Ay ay.
Bayağıdır video çekmiyorum çünkü işlerim çok yoğun. Yani ev zaten almış başını gidiyor. Hani kendim de artık yetiştiremiyorum ya. Bir de YouTube ve YouTube kullanıcıları gerçekten size helal olsun. Bu YouTube sandığımız kadar basit bir şey değil. Benim bu videoyu çekip kanala atana kadar 8 saat geçiyor. 8! Ne demek ya? Bir de hızlı düşsün diye kendi mobilyalarımı açıyorum. Hayvan gibi ya, hayvan gibi yiyor. Bitti. 15 GB'ım 2 videoda bitti. Daha ne diyeyim ben? Şimdi farımıza geçelim. Şimdi turuncu bir far yapacağım. Bu Naked'ın bir farıydı. Yalnız bu böyle cut diye kırıldı. Artık içinde yedim yuttum. Onun şu rengini kullanacağım. Şuradaki. Ay ay. Ben zaten hani çevremdeki insanların bana karşı düşüncelerinin farkındayım. Salak değilim. Ama ikiyüzlülük yapamıyorum ya. İkiyüzlülük yapamıyorum. Sen nasıl bu kadar iyi oynuyorsun arkadaşım? Şu an izliyor musun? Ay pardon, abonelikten çıkmıştın. İzleme be. Çık. Sen benim için olsan ne, olmasan ne? Ederin ne kadar? Değerin ne senin? Ne yani? Bir de böyle benim çevremde bir iki tane arkadaşım var. Tabii artık yoklar. Bir de böyle geçmişte yaptıklarını, senin hatalarını aradan yıllar da geçse böyle suratına vuruyorlar. Demek ki sen onu sindirememişsin, içinde yara etmişsin canım. Yara etmişsin ki haklı olduğun bir konu olmadığı için geçmişi yad edip tekrar üzerime açıyorsun. Yapma, üzülürsün. Yalnız kalırsın, ağlarsın. Moralin bozulur. Moral anların düşer. Anladın mı? Yapma. Üzülen sen olursun, ben değil. Anladın mı? Şimdi kenarlarına biraz siyah geçeceğim. Bu XP'nin 12'li bir rengi olan bir paleti. Şu siyah rengini kullanacağım. Biraz gölgelendirme yapalım. Şimdi diyeceksin, Esra her fırçayla mı? Aynı fırçayla gölgelendirme yapıyorsun. Evet, yapıyorum. Yapıyorum. Fırçayı silme gereksiniminde bile bulunmuyorum. Neden sileyim? Çok fazla geldin sanki. Üstünden geçeceğiz. Ben neden? Neden seni umursayayım? Ne haddime? Ne haddime kalmış ya? Şu turuncudan biraz daha parmağımla süreyim. Fırça mı vardı eskiden be? Parmağımızı sürüyorduk. Bir allığı her yere, her yerimize böyle yaldır yaldır sürüyorduk. Fırça mı vardı? Ay, ay. Çok komik duruma düştün. Bayağı da rezil oldun. Kendini çevrendekilere kendince haklı çıkarttın. Bir şey diyemiyorum gerçekten. Gerçekten sana hiçbir şey diyemiyorum. Evet, şimdi süngerimin içerisinde kalan. Şimdi dediniz ki bana DM'den, artık şu süngerini bir yıka. Yıkamıyorum, gel yıka. Ya da yıkamadığımı nereden biliyorsun? Ben demiştim ilk videoda çok makyaj yapmayı çok makyaj yap. Çok makyaj yapmayı seven bir insanım diye. Bana sünger mi dayanır? Al bak. Bunu aldım. Bime gelmişti. İkilisi 7,95 miydi? 8,95 miydi? Öyle bir şeydi. Makaron şeklinde sünger. Halinden bakın, eser kalmadı eski halinden. Şimdi bir de ben bu farmasinin highlighter'ını şu yüzük parmağımla alıp şu parmağımın, ay, göz pınarımın olduğu yere dokunduruyorum ve çok güzel bir geçiş oluyor.
parlıyor yani. Turuncu dedik. Ay ay. Senin o haklı gösterme çabaların yok mu? Ay Allah görüyor. Yavrum Allah görüyor. Yalancı. İki yüzlü. Yılan. Benim çevremden uzak dur. Benden uzak dur. Hanemden, evimden uzak dur. Şimdi farmasinin bu zen maskesiyle kirpiklerimi bir güzelce ne doldurayım, boyayayım. Şöyle hemen ince bir kat geçeyim. İkinci katı da geçeceğim. Bana diyorsunuz ki, diyorsunuz, çok agresifsin. Ya benim hayatım normal değil ki arkadaşım. Benim hayatım normal bir yönde ilerlemiyor ki. Yani daha nasıl sakin olayım ki ben? Bu da farmasinin... Art eyeliner'ı diye bir eyeliner. Her ne kadar eyeliner çekmesem de eyeliner çeker misin diye demişsiniz. Rezil de olabiliriz vezirde. Ben sadece ucundan kuyruk çekeceğim. Eyeliner neden çekemiyorum bana göre? Aynen sadece kuyruk. Ben eyeliner neden çekemiyorum? Çünkü benim gözlerim 4,5. Şaka değil. Gerçekten. O yüzden inanın çok net göremiyorum. O yüzden sallantılı olabiliyor. Eşit olmayabiliyor. Bence oldu. Neyse. İyi becerdik ya. Bunun kapağını nereye koydum ben? Of! Bundan bir hafta önce falan birkaç senedir konuşmadığım bir akrabam vardı. Adı şu an lazım değil ki sen de izliyorsun. Beni Instagram'dan takip etmiş. Çok sıkıntılı bir durumdu. Onunla konuşmama nedenim. Bayağı yani sıkıntılıydı. Şu an bir kontür yapalım. Bronzer. Bu MAC'in highlighter paleti. Highlighter ve bronzer. Şuradaki rengini kullanacağım. Bunu ben 1,5 sene önce çeyizime almıştım. Şimdi o zaman her şeyi erkek tarafı karşıladığı için internetten sipariş vermiştim. 130-140 küsür bir şeydi. Ama kullanmaya kıyamıyorum. O yüzden dokunamıyorum ya. Niye daha çok almamışım diye düşünmedim değil. Çok güzel. Evet. Bronzerımız da bitti. Şimdi tekrardan kirpiklerimin üzerinden kat geçeceğim. Bu sefer de bu Maybelline Last Sensational olan maskarasını ve zen maskarayı üstüne kat 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 geçeceğim. Ama artık bitti bu. Fırçasını çok seviyorum. Sen o kadar seneden sonra seni affetmediğim halde sen benim videolarımı nasıl izliyorsun? Ve Instagram'ımdan nasıl takip edebiliyorsun sen beni ya? Nasıl? Bu kadar mı? İzle.
Ha, yaş. Kirpiklerimin altına da azıcık geçeyim. Size göre yanlış gelebilir. Yani size göre makyaj yaparken her şeyin belirli bir sıralaması vardır ama ben o sıralamaya uyan bir insan değilim. Şu anda da farmasinin beyaz bir göz kalemini gözlerimin içerisine geçeceğim. Aradaki fark bence bayağı fark ediyor. Kimileri diyor ki ten rengi kullan, nude renklerde, ama ben beyazı daha çok seviyorum. Biraz garip ve sıra dışı duruyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Şimdi highlighter sürelim, böyle bir parlayalım, bir ışıldayalım, bir kendimize gelelim ya. Bir kendimizden geçtik ya. Yine farmasinin bu toz artık dibini gördüğüm sponsorum, bana DM'den yazan canım sponsorum, bana bir farmasi terakotası aydınlatıcısı falan yolla ya. Yolla. Kullanalım ya. Dibini gördük artık. Ay saçım. Ay yaş. Biz şimdi diyorum. Ben şimdi bu akşam bu videoyu bitirdikten sonra muhtemel birazdan biter ki bitecek elbet. Editleyeceğim o sıra. O sırada işlerimi bitireceğim ve akşam doğum günü partisine. Aslında doğum günü vlog olarak yapabilirim mi diye düşünüyordum ama sonra dedim ki ya vlog ileriki zamanlarda olsun. Yani şu an olmasın diye düşündüm. Şu anda rujumuzu süreceğiz. Bir ruju bulabilirsem. Evet. Bu MAC'in kaç numaralıymış ki bu? Okuyabilirsem. Okuyamıyorum. Gerçekten yazısı çok küçük. Siz okuyabiliyorsanız. Turuncu bir rengi. Bir zamanlar turuncu çok güzeldi. Çok seviyordum. Çok kullanıyordum da. Çok güzel oldu. Olmadı mı? Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ay çok tatlı oldum ben ya. Gözün çıksın. Senin. Görüyorsun. Evet. Makyajımız bitti. Beni buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Konuşabilsem bir de. Kanalıma abone olursan çok sevinirim. Bildirim zil sesini de açmayı unutma. Like atmayı ve yorum atmayı da hiçbir şekilde es geçme. Dediğim gibi tekrardan beni buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Konuşacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda içerik ne olsun, makyaj ne üzerine olsun, hangi tonlar, hangi renkler üzerine olmasını istiyorsan aşağı yorum olarak bırak. Seni çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.